Gerede panayırı yüzyıllardır kuruluyor. Buranın kendine has gelenekleri var. Bunların bazılarını insanlar hoşgörüyle karşılıyor. Bazılarını böyle nahoş görüntüler olarak görüyor ama Gerede panayırında biz bugün geldik ve geleneksel olarak sürdürülen bazı mesleklerle ilgili çekimler yapacağız. Bakalım gelenekler burada da devam ediyor mu? Bunlar böyle çok eskiden çocuklar bildiği bir şeyler. İlk defa görüyorum yıllardır. Bunları devamlı yapıyor musunuz? Hocam yapacak ayağını kırdık. Eşimin ayağını kırdık, yapamıyor. Yapar. Yani iyi olduğu zaman yapacak inşallah. Yapar. Bunları kim yapıyordu? Yaptı. Eşim yaptı. Marangoz musunuz? Marangoz. 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 Nerede yapıyorsunuz bunu? Çaylan Güney. Köyde. Peki bunu kaça satıyorsun? Bu 150 lira, 250 lira. Var mı hali köyde bunlara binen çocuklar, alan, oynayan? Var hocam, var. Kaç yıllık bir gelenek? Çocukluğumdan beri gelenek o. Kaç yaşındasın? Benim 61 yaşındayım. Çocukluğumdan beri gelenek. Babam yapardı. Abilerim yapardı. Şimdi eşim yapıyor. Kayınpeder yapıyordu. Diğer oyuncakları da bir anlatın. Neler onlar? Ne nereye gitti? Ha? Bisikletler. Bisiklet. Direktör. Saman arabası. Hocam. Saman arabası. Raylarımız da var. Siz oynuyor muydunuz çocukken? Kaç yaşındasınız? Tabii. Bundan mı büyüdük? Ben 65 yaşındayım. Biz bundan mı büyüdük? Oyuncak başka oyuncak mı vardı ki? Torunlarınızı alıyor musunuz şimdi? Şimdi torunlar pek bakmıyor bunlara ama yine de sakin kesimlerden çoluk çocuk sahip çıkıyor. Bizimkiler biraz sosyetik yaşıyor. Bizimkiler şuna biniyor. Siz hangi köydensiniz? Ben Yeniçağlıyım. Yeniçağlısın, evet. Peki panayır hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok fal kalmadı bu panayırlardan. Nerede panayır hakkında ne düşünüyorsunuz? Panayırların bir özelliği kalmadı. Yani şey, panayırlar eskiden vatandaşın talep gösterdiği bir ucuzluk vardı. Şu anda o yok. Şimdi git, şurada aldığın bir şeyi mağazaya git, aynı panayır. Yani değişen bir şey yok. Bir özelliği kalmadı ama bir gelenek devam ediyor. Eskiden beri bir gelenek devam ediyor. Ne kadar kazlar? Yani daha dolmadı. Ben fırından çıkardım bazen. Sıcak yani. Nasıl yetiştiriyorsun bunları? Ya nasıl yapıyorsun? İşte yavruyken yetiştiriyor. 12 liradan 11 liradan azığını alıyor. Biraz da arpa buğday kendimiz hani kendimizde oluyor. Ekiyoruz, biçiyoruz. Peki karışık karışık. Kaça satıyorsun? Şimdi bunu 400 lira. 400 lira. 400 lira. Kaç kilo geliyor aşağı yukarı? Ya kilosu bu az. Bu Gerede'nin vuruluşu kiloya girmemiş bu. Böyle tane sağlıyor. Yani devam ediyor yani. Bu ne kadar zamandır Gerede'de bu kazcılık var? Dedemin abisinin zamanında, ta yinelerin zamanında bu pazar Gerede pazarı ne zaman kurulduysa buraya o zamandan bu kaz pazarı. Pişmişi 450, sizde biraz pahalı herhalde. Ama yağı var. Yağın kilosu 100 lira. Abi, 100 lira. Pişmişi 400 lira. Ha, sizde de pişmiş 400 lira. Evet. Bu kaz işi Gerede de çok meşhur. Neden? Gerede'nin kazı. Gerede'nin kazı. Panayırın. Gelenek olarak herkes burada yetiştiriyor. Bütün köylerde var mıdır bu kaz? Aşağı yukarı. Aşağı bunu böyle. Nasıl yetişiyor? Hangi mevsim işte yumurtadan çıkıyor? Kaç yaşında böyle pişirilecek hale geliyor? Mart ayında falan yumurtaya geliyor. Evet, kaz yavrusu ne zaman kesilecek, pişirilecek hale geliyor? 7. ayda, 8. ayda kesilir. Ortalama ne kadar oluyor büyüklükleri kilo olarak? 2,5'tan başlıyor kesilmiş olarak temiz. 3,5-4 kilo arasında. Bizim ilçemiz takdir edersiniz ki İpek Yolu üzerinde kalması sebebiyle hem uluslararası geçiş yollarının güzergahlarının kesiştiği önemli noktalardan bir tanesi. Öncelikle yerel açıdan bakıldığında panayırın önemi bizim halkımız açısından son derece önemli. Önemli bir pazar. Şunu ifade etmemiz gerekir. Özellikle
Mesela bizim insanlarımız yaz olduğunda 15 Mayıs'la beraber, Mayıs 15 ile beraber hayvanlarını yaylaya götürürler. Bunun iki türlü yönü vardı. Bir, yem vermeden hayvanlarını besleme, diğer taraftan mahsullerini koruma amacıyla hayvanları otlamasın, zarar vermesin diye yaylaya giderler. Yaylıdan döner vatandaşlarımız ilk okullar açılacağı zaman, yani Eylül ayının ilk haftası itibariyle. Panayırlarımızın kuruluş tarihi tesadüf tarihler değildir. Özellikle vatandaşımız yayladan ürettikleri hayvansal ürünlerini veya kışın ahıra koymayacak hayvanlarını bu pazarda satar. Bölge olarak da karın çok yağdığı, kış mevsiminin sert geçtiği, vatandaş tüm ihtiyacını bu panayırdan bütün bakliyatına kadar, giysisine kadar, çocukların önlüklerine kadar, aklınıza gelebilecek her türlü ihtiyaçlarını, 6 aylık kullanacağı tüm malzemesini bu pazardan alır. Dolayısıyla burası bizim için önemli, yerel açıdan önemli. Abi, bu cevizli sucuklar Bey Pazarı'nda yapılır. Burada Gerede'de satılır. Gerede'nin kendine has helvası var. Şakşak helvası vardır. Şakşak helvası çöğen ağacı ve şeker karışımlarından yapılır. Sert ve yumuşak olur. Tahin helvamız vardır, kendi ürünlerimiz. Bu ürünler hepsi kendimize aittir. Bir köfter hariç, cevizli sucuk hariç, öbürkünler kendi imalatımız. Peki, bunu sürekli yapıyorsunuz. Evet, 12 ay. 12 ay. Nasıl, satışlarınızda bir farklılık oluyor? Çok iyi, çok iyi. Satışlarımız çok iyiydi. Bu geleneksel bir olay. Kaç, evet. Ne kadar zamandır sizin aile? Asırlık, bizim mi? Evet. Bizim 15 senelik bir mağazımız var. Ama Gerede'deki mağazısı... Mağazı çok eski, çok eski. 100 yıl önceye evet, dayanır. Evet, evet, çok eskilere dayanır. Peki, bir de fiyatlardan bahsedelim. Hanımefendi sordu buna kadar. Hangisi bu? 30 lira, 35 lira, 40 lira, 70 lira olur. Ve bunun kırılmış hali de vardır. Bu 70 liradır, bu 80 liradır. O nedir? Bu narlı, ballı narlı diye geçer bunlar. Bunlar yumuşak devamlı helvalarımız, 35-70 lira. Tahin helvamız 35 lira. Tarihi Osmanlı var. 15 çeşit baharat var bunlar. Elma, portakal, tarçın, muz, nane, kekik, hepsi şifalı bitkilerden oluşuyor. %50'si mal, %50'si şeker. Şeker ve sudan oluşuyor. Peki bunu sadece panayır dönemlerinde mi yapıyorsunuz yoksa sürekli yapıyorsunuz? Genelde panayır zamanları. Caddede festival olursa, konser olursa. Burada o ileride.